Cevabı belli sorular. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allahü Teala bizi her an görüyor. Patrondan çekinip de Allahü Teala'dan korkmamak olur mu? Her şeyin yaratanı ve hakiki sahibi Allahü Teala'dır. Ölüm var. Bu mutlaktır. Bugün olmasa da bir gün bize de sıra gelecektir. Dünyada imtihandayız. Hem de öyle bir imtihan ki soruları ve cevapları bellidir. Açıkça her şey ortadadır. Kör göremezse güneşin suçu ne? Allahü Teala bizi Müslüman olarak yarattı. Bir vazife verdi. Dünya ve ahiret saadetimiz için kurallar koydu. Nasıl ki çalıştığımız yerin, yaşadığımız ülkenin kurallarına uymak gerekiyorsa Müslüman olarak Dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmek zorundayız. Allahü Teala kullarına hesap sorabilir. Fakat kulların Allahü Teala'ya hesap sormaya hakkı yoktur. İnsan başına gelen kötü şeylerden dolayı sıkılır. Bu belanın başından gitmesini ister. Bilmez ki o şer gibi görünen şey onun için hayırlıdır. Bunun gibi Hayır olarak görünen şeyler de sonunda şerre dönüşebilir. Kulların bilmediklerini Allahü Teala bilir. Onun için neticesinin hayır mı şer mi olduğunu bilmediğimiz bir iş için bu niye böyle oldu diye şikayet etmemiz yanlış olur. Duanın kabul olmasında şartlar vardır. Ama dua en çabuk hastalık halindeyken kabul olur. Allahü Teala bazı kullarına hastalık verir yalvarsın da onu affedeyim diye, hastalığın nimet mi, musibet mi olduğu sonra belli olur. İnsanlar üç kısımdır. 1. İşi gücü hep dünya olanlar, ahireti unutup dünya peşinde koşanlar. Böyle kimse ahiretini kaybettiği gibi dünyası da onun burnundan gelir. 2. Gayesi hep Allahü Teala'nın rızası olanlar. Böyle insanın dünyası da ahiret olur. O dünyadan kaçarken dünya onu kovalar. 3 Tek maksadı dünyadır. Müslümanların gözüne girmek için de ara sıra camide görünen münafıklardır. Bunlar insanların en kötüsüdür. Hep malım malım deriz. Ama ya malımız bizi bırakır ya da biz malı bırakırız. Böyle bir mal nasıl bizim olur? Bir zamanlar bir zengin ölür, geriye bir köşkle iki oğlu kalır. Köşkü paylaşmada anlaşamazlar. Duvardan şöyle bir ses gelir. Benim için birbirinize düşman olmayın. Ben bir hükümdardım, çok yaşadım. Mezarda 130 yıl kaldım. Sonra toprağımla çanak çömlek yaptılar. 40 yıl evlerde kullandılar. Kırıldım, sokağa atıldım. Sonra benimle kerpiç yaptılar. Bu duvarın inşasında kullandılar. Birbirinizle dövüşmeyin. Siz de benim gibi olacaksınız. İlimsiz din olmaz. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dinimiz ilim dinidir. İlim olmazsa din olmaz. İnsanın hesap vereceği zaman ben bilmiyordum demesi geçersizdir. Çünkü her şey açık olarak kitaplara yazılmıştır. Elimizde İmam Rabbani Hazretleri gibi büyüklerin kitapları varken, her şey bu kıymetli eserlerde bildirilmişken, bilmiyorduk diyemeyiz. Bu eserleri kaç defa okursak okuyalım, her defasında yeni bir şey öğreniriz. Bu büyüklerin kitaplarını okuyanlar alim olur, öğrendikleriyle amel edenler evliya olur. Büyüklerimizin her fırsatta tekrarladıkları üç şey, Dünya fanidir. Hayat hayaldir. İnsan aciz demektir. Vücudumuzu idare etmekten aciziz. Ne ciğerlerimizi, ne midemizi, ne de kalbimizi çalıştırabiliriz. Gözlerimize, kulaklarımıza veya herhangi bir uzvumuza zerre kadar hükmümüz geçmez. Peki, tabiat şartlarına bir müdahalemiz olabilir mi? Mümkün değil havanın yapısını değiştirebilir miyiz? Güneşe, yağmura, rüzgara da tesir edemeyiz. İşte bunun için insan demek, aciz demektir. Dinimiz insana aczini bildirmek, kul olduğunu göstermek için gelmiştir. Nihai hedef, hiç olduğumuzu anlamaktır. Bu dünyada insandan daha aciz mahluk olmadığı gibi, Allahü Teala her şeyi insanın menfaati için yaratmıştır. İnsanoğlu bunlara gönül verip tek maksadı onları elde etmek olursa Allahü Teala'dan uzaklaşır. Kalbin yaratılış gayesi Allah'a yakınlık, Allah ile beraber olmaktır. Halbuki o kadar çok etrafa saldırır ki Allahü Teala'yı hatırlamak aklına bile gelmez. Böyle olan insan bütün mahlukların en kötüsü haline gelir. Eğer insan her arzu ettiğine kavuşmaya çalışmaktan vazgeçip de Allahü Teala'ya yaklaşırsa yani onun rızasını kazanmak için çalışırsa yaratılanların en azizi, en kıymetlisi olur. Demek ki kıymetli olmak Allahü Teala'ya yakın olmaktır. Kıymetsiz olmak Allahü Teala'dan uzaklaşmaktır. Peygamber Efendimiz insanlardan uzaklaşan Allahü Teala'ya yakın olur buyuruyor. Uzaklaşmak veya yakınlaşmak vücutla değil kalple olur. Vücudun zaten Allah indinde bir kıymeti yoktur. İnsan imanı ve kalbiyle değer taşır. Kalben Allahü Teala ile beraber olan kıymetlidir. Kalbinde iman varsa yaşıyordur. İman yoksa o zaten yürüyen bir ölüdür. Onun için büyük zatlar imansız bedeni seyyar yürüyen kabre benzetmişlerdir.